Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ahkaf suresi 9-14. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Kul mâ küntü bid'an minel rusul. Ey peygamber, de ki ben peygamberler içinde türedi biri değilim. Yani ilk defa peygamberlik iddiasında bulunan biri değilim. Ve mâ edri mâ yuf'alu bi ve lâ bikum. Bana ne yapılacak, size ne yapılacak bunu da bilmiyorum. İnettebi'u illa ma yuha iley ve ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ve ma ene illa nezirun mubin, ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun şahsında diğer peygamberler, bunların konumu nedir? Bu nazara veriliyor. Malum peygamberlik tarihi bir realite. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar nübüvvet iddia edenler olmuş ve bunlar Allah'ın peygamberi olduklarını, Allah'ın emirlerini, yasaklarını insanlara anlatmışlar. Dolayısıyla o kadar peygamber gelip geçtikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam onların gittiği yolda giden, onların tabi olduğu ölçülere tabi olan peygamber ve peygamberler halkasının son zincirim. Dolayısıyla burada ona verilen talimat şu: ey peygamber, de ki ben mâ küntü bid'an minel rusul, peygamberlerden bir türedi değilim. Yani ilk defa peygamberlik iddiasında bulunan, yeni bir şey söyleyen biri değilim. Adeta nübüvvetin kökleri tarihin ta derinlerinde, ta Hazreti Adem'e kadar ulaşıyor ve o nübüvvet ağacının dalları, budakları var. Her asırda ve her zamanda temsilcileri var. Ve nübüvvet ağacı en son Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam meyvesini vermiş oluyor. Yoksa tek başına bir meyve düşünülemez. İşte Peygamber Efendimiz nübüvvet ağacının en son meyvesi durumunda. Ve bana ne yapılacak, size ne yapılacak bilmiyorum denilmesi, yani kendiliğimden bilmiyorum. Ben kendi ilmimle işte neler olacak, ben bunları bilemem. İleride neler neler meydana gelecek, kendiliğimden bilemem. Ancak inettebi'u illa ma yuha iley, ben ancak bana vahyedilene tabi olurum. Yani bu da peygamberin konumunu bize bildiriyor. Peygamber kendiliğinden bir şey söylemez. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendi hevasından, kendi keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyedileni bildirir. Ve mâ ene illâ nezîrun mubîn, ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Yani önünüzde ölüm var. Ölümden sonra kıyamet var, mahşer var, hesaba çekilmek var ve isyan ettiğiniz takdirde cehennem var. Bunları anlatan, Allah'ın gadabını, Allah'ın ceza vermesini anlatan bir peygamberim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın diliyle bu noktalara dikkat çekiyor. Gul erayitum in kana min indillah ve kefertum bih. Yani bana şunu haber verin bakalım. Eğer o Allah katındansa ve siz de onu inkar etmişseniz. Ve şehide şahidun min beni İsrail ala mislihim. İsrail oğullarından bir şahit de onun misline şahadette bulunmuşsa, fe amene şahadette bulunup iman etmişse, ve stekbertum, siz ise buna karşı kibirlenmişseniz, yani o zaman durumunuz ne olacak? Burada insaflı bir şekilde mesele ortaya konuluyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın peygamberidir. Ve peygamberimize şu talimat veriliyor: onlara şunu söyle, deyin bakalım, eğer Kur'an Allah katındansa, Allah katından olan kelamı siz inkar ediyorsanız durumunuz ne olacak? Öte yandan bunun delilleri varsa, mesela Abdullah İbni Selam gibi İsrailoğullarından gerçekten alim olan insanlar o Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu tasdik etmişlerse, onlar ilme dayalı olarak tasdik ederken siz sırf inadınızdan, cehaletinizden inkar etmişseniz, o zaman sizin durumunuz ne olacak?
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Şüphesiz Allah zalim kavme hidayet etmez. Yani zulümleri sebebiyle onları cezalandırır ve onlara hidayet etmez. Yol göstermez. Yani Allah-u Teala aslında bütün insanlara yol gösterir ama zalim olanlar onun hidayetinden istifade edemezler. Diyelim ki görmek için göz verilmiş ve görmemiz için ışık verilmiş. Biz gözümüzü kapattığımızda kendimize gece yapmış oluruz. İşte Kur'an'ın muhatabı olan, peygamberin muhatabı olan kimseler de gündüzün ortasında göz yumarak kendine gece yapan kimseler misali ilahi hidayetten nasiplerini alamıyorlar ve istifade edemiyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kafir olanlar iman edenler için, iman edenler hakkında şöyle dediler. لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ اِلَيْهِ Yani eğer iman etmek bir hayır olsaydı, onlar bizim önümüze geçmezlerdi. Yani ilk iman eden de biz olurduk. Böyle söylediler. Böyle söylemeleri, kendilerini üstün görmelerinden ve ehli imanı da küçük görmelerinden kaynaklanıyor. Bunun benzerlerini Kur'an-ı Kerim başka yerlerde bize anlatıyor. Mesela Hazreti Nuh'un kavmi, önde gelen kimseleri Hazreti Nuh'a diyorlar ki ey Nuh, görüyoruz ki senin etrafında düşük seviyede insanlar var. Sosyal statü itibariyle halkın önde gelenleri değil de geride gelenleri hep senin etrafındalar. Onları dağıt, o zaman biz de seninle beraber oluruz diyorlar. Benzeri bir şeyi Peygamber Efendimiz'e Kureyş'in önde gelenleri söylüyor. Bakıyorlar ki Bilal Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi toplumda köle durumunda olan veya sosyal statü itibariyle önde görülmeyenler peygamberin etrafında yerlerini almışlar, iman etmişler. Kureyş'in önde gelen bazı kafirleri peygamberimize bunu nazara veriyorlar. Ve diyorlar ki ya Muhammed senin etrafında düşük seviyede insanlar var, onları dağıt, o zaman biz seninle beraber oluruz. Halbuki bunlar itibarın sosyal statüye göre değil, Allah'a iman, Allah'tan korkmak, salih amel, bu gibi esaslara göre olduğunu bilmiyorlar. Yani bir inciyi düşünelim, gayet kıymetli ama üzeri biraz paslı olabilir. Üzeri paslı oldu diye o kıymetli mücevher kıymetini kaybetmez elbette. İşte bir insan içinde iman gibi bir cevheri taşıyorsa, sosyal statü itibariyle köle de olsa veya düşük seviyeli bir işte de çalışsa bu onun düşük olduğunu göstermez. İmanından dolayı onun seviyesi yüksektir. İşte bunu bilmeyen insanlar sadece zahire nazar ediyorlar ve insanları değerlendirirken sosyal statüsüne göre değerlendiriyorlar. Bu çok yanlış bir değer ölçüsü. Ve izlem yehtedu bihi kendileri ona hidayet bulamayınca feseyekulune şöyle diyecekler. Hâzâ ifkun kadîm. Bu eskiden beri devam ede gelen bir iftira. Yani eskiden beri ben peygamberim diyenler çıkmış. Eskiden beri kendi sözlerini Allah'ın kelamıymış gibi takdim edenler olmuş. Dolayısıyla haşa, Muhammed de böyle biridir. Allah'ın kelamıdır diye takdim ettiği Kur'an'da böyle bir iftiradır. Böyle diyecekler. Gerçekten de gerek peygamberimiz dönemindekiler, gerekse sonraki dönemde gelen kafirler bunları demişler. Şu anda Kur'an-ı Kerim dünyada en fazla okunan kitap ama kabul etmek istemeyenler, mesela Kur'an-ı Kerim'in kendi dillerine tercümelerini yaparken müellifi Muhammed diye yazıyorlar. Onu bir beşer sözü olarak görüyorlar. Ona göre değerlendiriyorlar. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَّحْمَةً Onun evvelinde Musa'nın kitabı vardır ve bu önder bir kitaptır ve rahmet olan bir kitaptır. Yani kitap göndermek Allah'ın devam ede gelen bir kanunudur, bir sünnetidir. Sünnetullah deniliyor bunlara. İlahi bir kanun. Nasıl ki elektronik cihazların yanında kullanım kılavuzu oluyor ve o kullanım kılavuzuna göre kullanılırsa bu aletlerden istifade ediliyor. Yoksa insan çok kısa zamanda bu aletleri bozabiliyor.
Nasıl ki bu aletler bile bir kullanma kılavuzu gerektirirse, insan gibi en hassas cihazlarla dolu olan bir varlığın elbette bir kullanma kılavuzu olması gerekir. Allah'ın gönderdiği kitaplar böyle bir kullanma kılavuzudur ve bu kılavuza göre yaşayanlar la havfun aleyhim ve la hum yahsenun sırrına mazhar olurlar. Dünyada artık korkmazlar ve başkalarının korktuğu yerde onlar korkmazlar ve kaybettikleri şeylere de üzülmezler ve kendilerini dünyada bir misafir olarak görürler. Vazifelerini yaparlar, Allah'ın huzuruna alınları ak bir şekilde çıkarlar. Burada onların Kur'an-ı Kerim'de hidayet bulamayıp da bu bir eskiden beri devam eden bir iftiradır demeleri, bir nevi kendileri ulaşamayınca, kendileri istifade edemeyince yalanlama cihetine gitmeleri, onu nazara veriyor. Hani anlatılır, ayının bir tanesi bir üzüm asmasının altına geçmiş, oradaki üzümlerden almak istiyor, koparmak istiyor ama eli yetişmiyor. Üzerine de çıkamıyor. Bu defa kendi diliyle diyor ki bu zaten koruk. Bunu yiyip de ne yapacaksın diyor ve oradan geçip gidiyor. Halbuki o üzümün koruk olduğundan değil, kendisi ona ulaşamayınca inkar etme cihetine gitmekte. İşte Kur'an-ı Kerim başka yerde onların ilmen ihata etmedikleri şeyleri inkar ettiklerini bildiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in o kadar güzel haberleri var ama onlar bunu ihata edemiyorlar, kuşatamıyorlar. Kuşatamayınca da belkezzebu bimâ lem yuhitu bihi, ilmen ihata etmedikleri şeyi yalanlama cihetine gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bir misali Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'tır. Peygamberimizin bir misali o kavme gönderilen Hazreti Musa'dır. Dolayısıyla hem Peygamberimizin hem de ona gelen kitabın tarihte bu noktada benzerleri bulunmaktadır. İnsanlık bu gibi şeylere yabancı değildir. Ve hâzâ kitâbun musaddık, bu da tasdik eden bir kitap. Yani bu Kur'an-ı Kerim Musa'ya ineni, İsa'ya ineni, Davud'a ineni, daha diğer peygamberlere ineni tasdik eden, onaylayan bir kitap. Bu noktada peygamberlerle felsefeciler arasında önemli bir fark var. Felsefeciler genelde birbirlerini inkar ederler. Hatta birbiriyle hoca-talebe ilişkisi olanlar bile talebe belli bir seviyeye geldikten sonra hocasının fikirlerinin zıttı olan şeyleri söylemeye başlar. Tenkit etmeye başlar. Halbuki peygamberlerde birbirini tasdik etmek vardır. Ve nasıl ki Hazreti Musa öldükten sonra dirilme vardır demiştir. Peygamberimiz de onu söylemiştir. Hazreti Musa Allah'ı anlatmıştır. Peygamberimiz de Allah'ı anlatmıştır. Bu noktada peygamberler birbirini tasdik eder ve onlara gelen kitaplar önceki ilahi kitapları tasdik eder. Lisanen Arabiyyen, Arapça bir dil ile. Yani Kur'an-ı Kerim Arapça olarak geldi. Burada Arapça olarak gelmesi hassaten nazara veriliyor. Demek ki Arap dilinin de ilahi mesajı taşıma noktasında artıları var. Ona göre özellikleri var ve Allah-u Teala Arap diline böyle bir özellik vermiş. Demek ki son ilahi mesajını Arapça olarak göndermeyi Allah-u Teala tercih etmiş. Bütün dilleri yaratan O'dur. Bütün insanları yaratan O'dur. O mesajlarını hangi kavme göndermişse o kavmin peygamberinin diliyle bildirmiştir. Son ilahi mesajını ise Arapça olarak bütün insanlığa evrensel bir mesaj şeklinde bildirmiştir. لِيُنْزِرَ الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا Ve bu Kur'an-ı Kerim zalim olanları uyarmak için gelmiştir. Nefsine zulmeden, başkalarına zulmeden, hukukullah'a tecavüzü olan kimseleri uyarmak için gelmiştir. Ve büşra lil muhsinin ve muhsin olanlara, yani Allah'ı görür gibi ibadet eden ve güzel işler yapan kimselere Kur'an-ı Kerim bir müjdedir. İnnellezîne kâlû rabbunallâh, şu kimseler ki Rabbimiz Allah dediler. Sümme istekâmû, sonra da istikamet üzere oldular. Dosdoğru bir istikamet üzere oldular. Felâ havfun aleyhim, işte onlara bir korku yoktur. Ve lahum yahsanun,
ve onlar üzülecek de değillerdir. Benzeri ayet Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Rabbimiz Allah deyip ardından da istikamet üzere olmak, bu gerçekten çok artı bir özellik. Rabbimiz Allah demek insanı tevhide ulaştırıyor ve sonra da istikamet. Bu da insanın fiilleriyle, davranışlarıyla alakalı olan bir durum. Malum Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan istikamet emri veriyor. Festagim kema umirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani ifrattan, tefritten azade, tamamen istikamet üzere mutedil bir vaziyette ol. Allahu Teala bunu Peygamberimize emrediyor. Burada da Allahu Teala istikamet üzere olanları met ediyor. Rabbimiz Allah dedikten sonra dosdoğru olanlar. Ulaike ashabul cenne, işte onlar cennet ashabıdır. Cenneti kazanan kimselerdir. Halidine fiha, ve orada ebedidirler. Cezaen bima kanu yamelun, bu onların yaptıklarına bir ceza, yani bir karşılıktır. Allah onların yaptıklarını beğenmiş ve mükafat olarak da onlara ebedi bir cenneti vermiştir. Cenab-ı Hak bizleri Rabbimiz Allah diyen, sonra da tam bir istikametle hayatını devam ettiren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.